Arkadaşlar herkese tekrardan hayırlı bayramlar. Şimdi şöyle biraz bir hisse senedi bakacağız. Bir 15-20 tane bu hafta hareketli olabilecek. Biliyorsunuz bu trend çok fazla hisse senedi analizi çok fazla yapmadık. Çünkü çok hakikaten toz duman bir piyasaydı. Bütün ufak kağıtların gene çok düştüğü, yukarı çıkarken de çok tepki verdiği, endeks 30'un gitmediği, işte bankacılık sektörünün yabancıdan mal yediği, böyle değişik bir piyasa yaşıyoruz. Şimdi önümüzdeki haftaya baktığınız zaman böyle birkaç tane böyle enteresan hisseler var. Ama tabii burada da gene handikaplar var. Mesela işte Anadolu Efes, Anadolu Gıda Holding aslında aynı grup zaten. Özellikle Anadolu Efes 27,5'lardan 17,5'lara sert satış yemişti. Bu satış sürecinde de yabancıdan ciddi bir mal gelmişti. Teknik gösterge olarak dipten dönmeye çalışıyor gibi bir görüntüsü var. Şurada bir geniş vadede bir çift dip yapmış. Tekrar 20'lere doğru bir hareket yapabilir mi? Bu hafta izlemek lazım. Anadolu Gıda Holding 17'lerin üzerinde tekrardan belki hareketlenebilir. Tabii bu tahtaların sığ olduğunu unutmayalım. Hani özellikle ana tahtalardan bankacılık sektörü çok ucuz kaldı. Özellikle endeksin son çıkışında devamlı bir yabancı satışı geldiği için yukarı doğru tepki veremiyorlar ama bu yabancı satışı kesildiği anda yukarıya doğru sert hareket görebiliriz. Bu da zaten endeksin son bir tur daha hareket yaptığını bize sebebi olabilir. Özellikle işte Akbank geçen trend biliyorsunuz 9 liraları görmüştü. 5,45'lerde. Yani orta vadede tekrardan 6 lira olmaması için bir sebep yok. Ama tabii ki burada devamlı gelen bir yabancı satışı var. Bu satış bittiği anda yukarı doğru sert çekmek isteyeceklerdir. Diğer bir kağıtlardan biri Arçelik. Özellikle 22.500'leri görüp 12.500'leri görmüş. 15.000'lerde şu anda ve bu da yukarı doğru bir sanki tekrardan bir 16.70'lere doğru bir atak yapmak istiyor gibi. Burada da bir yabancı satışı var. Her yerde olduğu gibi. Aslında bütün hisselerde yabancı satışı var. Ama şimdi bu satışlar şöyledir. Bu satışlar bittiği anda da tahtaları o yabancı satışları karşılayan gruplar bir an önce yukarı çekmek isterler. Dolayısıyla tabii burada bu tahtaları izlemek lazım. Endekse göre ucuz kaldılar. Baktığınız zaman işte Doko gene havacılık sektörüyle ilgili. Burada da 650 liralardan 200 liraya, oradan 470'e, tekrar 300'e. Sanki tekrardan bu hafta özellikle havacılık sektörüyle beraber işte Türk Hava Yolları'na baktığınız zaman mesela bu hafta gene ilginç olabilecek. Şuradaki bakın bantların sıkışması ve grafiğin al konumuna gelmesi 3-4 gündür. Bakalım bu hafta bu uçuşların da başlamasıyla beraber bunu kullanıp özellikle şuradaki daha önceki 11-30 direncinin üzerinde yukarıya doğru bir hamle yapabilecekler mi? Tabii burada aynı şekilde baktığınız zaman Pegasus da grafiği çok benziyor. Bakın bantlar daraldı. O da yukarı doğru bir hamle için bekliyor. İşte Doko tarafında da bir hareket olabilir. Burası da yalnız sığ bir tahta. Yan kağıtlara genel veya havacılıkla ilgili baktığınız zaman TAV. Bakın TAV'ın grafiği de aynı hemen hemen. Düşüş, tepki, ikinci hareket tekrardan. Bu da bantlar daralmış. Yukarı doğru bir tepki verme sürecine girebilir. Global Yatırım Holding 5.500 lira görüp 2.000 lira düzeltmiş. Buradan tekrar Cuma günü olumlu bir kapanış da şuradaki direncinin üzerinde. Trend de olumlu. Devamı gelme ihtimali yüksek gibi duruyor. Böyle yan kağıtlardan, ufak kağıtlardan hareketli Garanti Yatırım ortaklığı biraz spekülatif bir hissedir ama grafik olarak incelediğimiz zaman güzel bir grafiğe benziyor. Şuradaki düşüş trendini kırmış ve bantlar daralmış, yavaş yavaş gelmiş. Şimdi buradaki direnci patlatmaya doğru geliyor. Bakalım buradaki 1.64'ü patlattığı anda yukarı doğru şu çanağı almak isteyecek mi? Göreceğiz. Futbol kulüpleri bir dip yapmaya çalışıyor. Özellikle mesela Galatasaray. Bakın uzun zamandan beri şu bantta sıkıştı kaldı. Buralarda muhtemelen birileri malı topluyor. Şu bantlarda sıkıştığına göre bakalım bir yukarı doğru bir patlatmak isteyecekler mi grafiği? Patlatacakları yer zaten şuradaki şu bölge. 2.84'ün üzerinde hareketin daha da sertleşmesini bekleyebiliriz. Ama burada bir sanki bir toparlanma dönemi geçiyor gibi. Halk gayrimenkul iyi toparlandı. 1.000 liralara kadar gevşemişti. Bakın 1.5'a geldi. Bakın baktığınız zaman bütün yan ufak kağıtlar
düşerken işte 1.75'lerden 1'lere düştü. Yani atıyorum yarı yarıya düştü. Ama ondan sonra bakıyorsunuz %50 geri kazandırdı. Ama bakıyorsunuz ana kağıtlara hiçbiri %50 kazandırmadı. Hatta neredeyse zararda olanlar var. Yani gene bu trend ufak hisselerin gittiği trend oldu. Çünkü niye? İşte gene yabancı yoktu. Gene yerli spekülatör. Halk gayri de bakın şurada şu bölgede bir sıkışma var. Özellikle şu 1.52 kırılamıyor. 1.52 kırıldığı anda sert bir şekilde yukarı atar mı? Bakmak lazım ama burada da oyuncu vardır. Dikkat etmekte fayda var. İhlas grubu biraz spekülatif bu gruptur ama uzun zamandır biraz zayıf kaldı. Bakın şu çıkıştan sonra sanki bir flama hareketi yapıyor gibi. Hatta haftalıkta yaparsak belki şu çıkış. Şurada önemli olan şu bölgenin kırılması İhlas'ta. Şu 71 bölgesinin. Bunun yan kağıtlarından mesela işte İHEVA. Bakın iyice şu 1.70'lerde iyice sabitlendi. Bantlar iyice sıkıştı. Bakalım İhlas'ta bir hareket olursa burada da 1.90'lara doğru bir hareket tekrardan olabilir ama bunlar biraz spekülatif kağıtlardır. Hani genelde hani ben bu tip kağıtları çok söylemeyi sevmiyorum ama gittiği zaman da bu tip kağıtlar daha iyi gidiyor. Bu tip kağıtları alırken her zaman aşağı doğru dönmeye başladığı anda pozisyonunuzu kapatın. Çok fazla inat etmeyin. Yani kazandınız, kazanmadınız. Boş verin. Metro mesela geçen trend zayıf kalmıştı ama mesela bakın düştüğü yere gerisin geriye çıktı. Yani kağıt gidememişti. 1.50'lerde biz bu kağıdı konuşuyorduk. Kağıt 0.75'e düştü. Geri 1.50'lere çıktı. Yani çoğu kağıt yükselemedi geri aynı fiyatına. Burada da patron var, iş yapıyor. Burada 1.36'nın üstünde şuradaki şu filamayı yukarı patlatıp devam edebilir mi görmek lazım. Cuma günü bir üstüne gitmiş ama kapanış yapamamış. Burada da bir sıkışma var yaklaşık 10 günden beri. Onun dışında ana tahtalardan böyle Tüpraş. Bakın şu 150 binlerden çok kötü bir dayak yemişti 65 binlere. Sonra bir 96 bine tepki verdi. 78 bine geldi. Geniş alanda bir çift dip çalışması mı geliyor? Haftalıklarda şöyle bir bakalım. Bakın düştü, tepki verdi, geldi. Buralarda bir çift dip oluşup bakalım tekrar yönünü yukarı doğru çevirebilecek mi? Burada da biraz yabancı satışı var. Yani bu tahta da biraz sıkıntı. Ama endeks yatay ve hafif yukarı eğimli giderse bu tip ucuz kalmış kağıtlara gelebilirler. Ama tabii endeks satış yerse de bu tip kağıtlar yani zaten gidemeyip zayıf kalan kağıtlar da daha hızlı da düşebilir. Burada tamamen hani işlerin tekniğine hani işte burada bir çift dip olabilir mi diye bakıyoruz. Baktığınız zaman diğer ana kağıtlardan mesela holdinglerden Koç Holding. 21 bin liradan 12 bin liraya düştü. 16 bine gitti. 15 binde bakın bantlar daralıyor. Yavaş yavaş bandın üzerine atıyor. Bakalım şuradaki bandı sıyırıp 15-30'ları yukarı doğru tekrardan şu 16-15'lere doğru bir hamle. Bakalım gelecek mi bu hafta? Başka SNGYO demişiz. Simpaş Gayrimenkul. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Şurada bir düşüş kanal direnci. Şurada bir çıkış kanal desteği. Ve bu bant yavaş yavaş artık kırılacak gibi. 1.29'lara doğru hareket devam edebilir bu hafta gibi gözüküyor. Gene ufak kağıtlardan Tekfen hacimsiz kağıtlardan. Biliyorsunuz 25 binlerde yabancı satışı yemiş. 11 binlere düşmüş. 14 bine tepki vermiş. Buradan düzeltmiş. Bu hafta nereye bakacağız? Şu bölgeye bakacağız. Şu döndüğü yer. 14.55'lerin üzerinde yukarı doğru hareket hızlanabilir mi? Bunu izleyeceğiz. Baktığınız zaman TSKB bankacılık sektöründe gene son dönemde diğer bankalar yabancı satışı yerken çok fazla yabancı satışı yemedi. Ve bir şekilde tutunmaya çalışıyor. 1.40'lardan gelmişti. Şu anda bir seviyelerinde yukarı doğru hamlesi olabilir. Endeks yüze baktığımız zaman ve işte yurt dışı borsaları şöyle koyup bir toparladığımız zaman bakın bugün itibariyle yurt dışı borsalar yeni bir bandı yukarı kırıp bakın yırtmaya gidiyor.
Burada ikinci dalga bir alış gelirse yurt dışı borsalara, bizde de yukarı doğru hamleler hızlanabilir. Yani özellikle bu bant yaklaşık 10 günden beri kırılmıyordu borsalarda. Ve bugün ilk defa yukarı doğru bir kapanış yapıyor gibi ve şu çıkışın bakın flamasını yukarı geçiyor gibi. Endeks yüze bize baktığınız zaman biz de gerçekten kuvvetli durduk gene bu satışta. Ve işte 102.300, 97.500 gibi bir bant vardı. Şurada 5.000 puanlık bandı yukarı koymaya oynayacağız gibi gözüküyor. Onun da hedefi aşağı yukarı şöyle dersek 107.000'ler olacak gibi. Yurt dışı borsalardaki bu olumlu hava yeni başlıyor ve devamı gelirse, bakın daha önce şuradaydı S&P 3140 ile şu bölge arasında, 3140'a kadar S&P devam ederse biz de burada 107.000'lere doğru bir hareket başlama olasılığı çok yüksek. O yüzden dolar TL'deki sakinliği de düşünürsek borsa bu hafta biraz hareketli olabilir. Dolayısıyla biraz bakmakta fayda var ama yani içeride dolar TL bir şekilde kırıldı. İşte yurt dışı bir şekilde olumluyu satın almak istiyor. Gözüken o. Herkes ikinci bir dip beklerken piyasa devamlı yukarıya gidiyor ve bu bandı da şu anda bugün itibariyle kıracak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu hafta birazcık daha risk iştahı iyi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakılan kağıtları siz de bir bakın, siz de bir çalışın grafiklerini. Bankacılık sektörü zayıf kaldı yabancı satışından dolayı ama piyasa gidecekse gene bankalara geleceklerdir. Bu yabancı satışı bittiği anda da aradaki bu yaklaşık endekse %8, %10'luk bir fark açtı. Bu farkı bir an önce kapatmak isteyecektir. Tabii kuvvetli olan tahtalar gene gidecektir. Ama işte gene işte Türk Hava Yolları gibi havacılık sektörü belki bu hafta hareketli olabilir. İşte Tüpraş belki bu fiyatlardan toparlanabilir. Arçelik, Koç, dediğim gibi bunlara şöyle bir çalışın bakalım neler olacak. Herkese kolay gelsin.